Bir tarih vermiş yani. Ne diyorsa o. Kahin diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz. Yani ben tamamıyla hani astrolojik böyle göstergeleri bakıyorum. Zamanında neler olmuş tarihte oradan yola çıkarak bir veri okuyorum sadece. Ama Dinçer son zamanlarda şu bir iki yılda astroloji hani gerçek bir tabii bilim olarak kabul edilip takip edilmesinin senin Hande'nin birkaç daha Öner Bey'in de aynı Öner şekilde, Öner Beşer'in de aynı şekilde. O 6 aylığının programında yaptığınız o hadise çok sizi bilim olarak önemli bir yere koydu. Ya evet hani astrolojiyi başka bir gözle bakılması konusunda gerçekten çok bize yani sisteme bize derken yani astroloji sistemine çok yaradı gerçekten de. Tamam. Peki Başak Dolunay'ı ne yapacak? Yeni ayı. Yeni ay. Yeni ay. Yeni ay. Ama Dolunay geçti ya Kova Dolunay'ı evet. Beni mahvetti. Zor bir dolunaydı ama bu zor bir dolunaydı. Şimdi güzel bir yeni ay bizi bekliyor. Eylül'e çok tatlı giriyoruz, çok keyifli giriyoruz, aha, şahane giriyoruz. Tamam. Biraz böyle burçlardan kısa kısa bahsedeyim ister misiniz? Kısa kısa değil canım, bayağı vaktimiz var. Uzun uzun tamam, bahsedeyim. Bahsedeyim. Koç. Bak öyle kolay tamam, kolay süre vermez yani. Aynen öyle. Dinçer geldiyse susacaksın. Ay, çok mutlu oldum şu an. Şimdi koç ve yükselen koçlar bu yeni ayla birlikte özellikle hayatlarında iş ve çalışma koşullarıyla ilgili çok önemli gelişmeler yaşayabilirler. İş bulabilir, iş kurabilir, terfi edebilir. İşle ilgili koşullar gayet güzel. Bir takım böyle kronik hastalıkları varsa eğer bunlarla ilgili çok güzel gelişmeler yaşayabilirler. Sağlıklarıyla ilgili yine diyet, spor vesaire bu konular için de koç ve yükselen koçlar için güzel bir zaman onları bekliyor. Boğalar için bu yeni ay Eylül'ün 20'sine kadar aşk zamanı. Aa. Elinizi kolunuzu çabuk tutun diyorum boğa ve yükselen boğalara. Boğalar içinde olabiliyor mu? Olur tabii ki. Hani sizin için de aşkın kapıları 20 Eylül'e kadar ondan sonra sonuna kadar açılıyor diyebiliriz. Çok az varmış ya şimdi. Şimdi nasıl sürpriz gel. 2 aydan bu 2 hafta. Çok az dediniz. Bugün ayın 3'ü 17 gün. 17 gün. 17 günde aşk olur mu? Eyvallah, insanlar bir saniyede birbirini görüp aşık oluyorlar ve bir ilişkiye başlıyorlar sen aslında. Sen inanıyorsun ilk görüşte aşka. Tabii canım, niye olmasın? Çok enteresan. Boğa. Sen inanıyor musun? Boğa'dan devam edelim, onları konuşacağız şimdi. İzleyenlerimiz çok fazla, boğacılar. Peki, boğa koştular ve yükselen boğalar özellikle ilişkiler, aşk meşk konularında güzel, keyifli, yatırımlar için güzel. Bu dönem 20 Eylül'e kadar özellikle yatırımla ilgili konularda güzel adımlar atabilirler. İyi tavsiyeler alırlar. Bu tavsiyeleri uyguladıkları vakit paraları artabilir. Çocuk sahibi olmak için evli olan ondan sonra ve çocuk sahibi olmayı düşünen boğalar için de 20 Eylül'e kadar gökyüzü oldukça destekleyici olacaktır. İkizler ve yükselen ikizler için ev, yuva, aile şartlarında değişimler olabilir. Yer değiştirme, yuva değiştirme, şehir dışına taşınma, ülke dışına taşınma, mülk satma, mülk alma, araba satma, araba alma gibi konular önemli olacaktır. Bu konularda olumlu, güzel, keyifli gelişmeler yaşayabilirler. Çok güzel. Şimdi 3 tane burç söyledin, hepsi gayet güzel. Çünkü bu yeni ay güzel etkiler. Çok olumlu yani. Biz bu yılın neredeyse en keyifli ayına girdik. Yani şahane. Eylül ayının ay ilk 20 günü güzel. Yani biz bir nefes alacağız. Çünkü biz bu yıl biliyorsunuz ki felaketler üstüne felaketler. Yani yangın, sel. Doğal felaketler, yangınlar, seller, onlar bunlar çok yorulduk. Ve yani bu ay Eylül'ün 20'sine kadar bize ciddi anlamda güzel bir nefes aldıracak arkadaşlar. Peki. Şimdi Yengeç Burcu'na geldik sıra. Yengeçler için ise ve çok böyle keyifli eğitimler olabilir. Kardeşlerinden harika destekler alabilirler. Çok böyle güzel hayatlarını değiştirecek anlaşmalar ve sözleşmeler imzalayabilir yengeç ve yükselen yengeçler özellikle. Yabancı dil eğitimi alabilirler. Hani her türlü eğitimle ilgili bir şeyler öğrenmek, hayatı merak etmek, seminerlere katılmak için çok güzel bir dönemde olacak yengeçler. Aslanlar için konu birazcık daha para ve finansal konular olacak. Mali anlamda güzel ve şanslı etkileri altında olacaklar. Aslan ve yükselen aslanlar parayla ilgili çok böyle önemli ve çok böyle güzel anlaşmalar ve sözleşmeler yapabilirler. Kazançları ekstra artabilir aslan ve yükselen aslanların. Almak istedikleri konularda böyle sıkı ve sağlam pazarlıklara girsinler, fiyatları istediği gibi kırabilirler bu anlamda. Şanslı olacak aslan ve yükselen aslanlar. Başaklar ise hayatlarında adeta bir devrim yaratacakları bir yeni ay onları bekliyor. Tabii. Hayatlarında ne neyi değiştirmek istiyorlarsa, özgürlüklerini kısıtlayan her ne varsa bunlardan kurtulmak için 20 Eylül'e kadar şahane zamanları olacak. Yaşamlarında, düzenlerinde çok büyük değişimler meydana gelebilir. Çok kötü ya da çok kötü değil de bir takım böyle kötü alışkanlıkları varsa bu alışkanlıkları bırakmak için de atıyorum işte sigara kullanıyordur, bırakmak istiyordur falan gibi düşünebiliriz. Herkesin bırakması ondan lazım. Ondan sonra hani mesela bunlar için de böyle iyi bir zaman olacak. Sağlığa başak zararlı. Başaklar için. Lütfen. Artı kişisel anlamda bir yeteneği vardır diyelim. Bir başağın atıyorum sesi güzeldir, işte nakış yapıyordur, resim yapıyordur, başka bir yeteneği vardır. Bu yetenekleri parlatmak için de başak ve yükselen başaklar için şahane ve güzel bir zaman dilimi altında olacaklar. Teraziler için bu yeni ay çok şahane değil. Onlar için birazcık daha dinlenme, inzivaya çekilme, birazcık daha geri planda kalma süreci olacak. Biraz sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle başak döneminde biraz daha bağırsak sistemi, mide bağırsak sistemleri vesaire yediklerine içtiklerine biraz daha dikkat etmeleri gereken bir dönem olacak. Teraziler için uyku düzenleri biraz bozulabilir. Sağlık konusunda dikkat.
akreplere geldik sıra. Peki. Akrepler için ise akrep ve yükselen akrepler bu yeni ay onların hayatlarında sosyal bir devrim yaratacak. Yepyeni onların hayatlarını değiştirecek çok önemli insanlarla bir araya gelecekler. Arkadaşlıklar ve dostluk ilişkilerinde başka bir noktaya doğru evrilecekler. Arkadaşları ve dostlarıyla birlikte para kazanabilecekleri ortak işlere girişebilirler özellikle. Girsinler mi? Girsinler gayet iyi bir zaman. Ha, ondan sonra kazık yemeyecekler yani. Akrepler için. Bunun dışında işte böyle partiler, sosyal çevre, goy goy, vur patlasın, çal oynasın falan hani akrepler için güzel bir zaman. Ay akrep olasım geldi. Yani. Yaylar için ise yay ve yükselen yaylar kariyerlerinde büyük bir devrim, büyük bir özgürleşme, büyük bir yenilik dönemi olacak yay ve yükselen yaylar için. Terfi almak, ondan sonra yeni bir iş kurmak, yaptıkları işlerde çok büyük başarılara imza atmak, işle ilgili konularda ani yükselişler, kariyerde büyük bir başarı, zirveye oturmak, yaylar için tamamıyla statü, kariyerle ilgili şahane, muhteşem bir zaman. Harika. Oğlaklar için ise, oğlaklar birazcık daha satış, pazarlama, iş konuları, reklam, halkla ilişkiler, yurt dışı ile ilgili konular, özellikle gündemde ve önemli olacak. Çok önemli sınavları varsa oğlak ve yükselen oğlakların bu süreçte. Onlar çok şahane, çok güzel, çok tatlı gidebilir. Başka ne olur oğlakta? Mesela yurt dışında yaşamak istiyordur ya da yurt dışında ilgili işleri vardır ya da yurt dışında bir ticaret yapacaktır. İşte Eylül 20'sine kadar bu konularda şahane, güzel etkileri altında olacaklar. Bağlantıları harika. Kurabilirler. Yani. Kurabilirler. Kovalar isim için ne ise... Ne kadar ki bütün burçlar şahane. Evet, 20'sine kadar şahaneyiz. Evet. Terazi sıkıntılı. 20'sinden sonrasını da söyle lütfen bize. 20'sinde de gel ne olur. 20'sinde Merkür Retrosu başlayacak. Onu bitireyim anlatacağım tamam. Niçin olduğunu. Oğlak geçtik. Kova ve yükselen kovalar ise yatırım konularına yönelecekler. Nafaka, prim, burs, işte bir para kaynağı arayışları vardır. Yatırım yapmak istiyorlardır. Bu konularda gökyüzü inanılmaz destekleyici olacak. Sağlık konularında harika. İşte evliyseler ya da ortak işler yapıyorlarsa kazançları artacak. Ya da işte evlilerse eşi, ortağı, işte eşi böyle mali anlamda böyle güçlenebilir. Eşlerin işte durumları, parasal durumları kurtulabilir. Güzel çözümler üretebilirler. Şahane tatlı. Eş durumundan. Balıklar için ise evlilik ilişkiler, ortaklıklar anlamında şahane bir yeni ay olacak. Balık ve yükselen balıklar için. Böyle çok sürpriz aşklar, böyle ne aşkı deniyor onlara? Yıldırım. Yıldırım aşkları, ondan sonra balık ve yükselen balıklar için. Hadi bakalım. Böyle birden böyle birine aşık olmak vesaire bunlar olabilir. Artı çok böyle önemli güzel destekler, çok önemli anlaşmalar ve sözleşmeler yapabilirler. Hayatlarını değiştirecek iş anlaşmaları ve birliktelikleri imza atabilir balık ve yükselen balıklar. Ay harika, valla çok güzel geldi. Evet. Fakat Eylül'de bir Merkür Retrosu bekliyor bizi. 25 Eylül'de başlayacak ama biz bunun gölgesi mölgesi sıvırı zıvırı falan derken 23 Eylül itibariyle etkilerini hissetmeye başlayacağız. Peki. 23 Merkür Retrosu başlıyor. 3 hafta sürecek. O yüzden 23 Eylül'e kadar bizi izleyen herkes telefonlarınızı yedekleyin, bilgisayarlarınızı yedekleyin, datalarınızı yedekleyin, alacağınız elektronik aletlerinizi her şeyi alın. Çünkü 25 güzellik Eylül'de... Güzellik konuları, saç kestirmeyin falan hiç alakası dersiniz. Yok. Hayır. Sadece elektronikler, anlaşmalar, sözleşmeler. Bildiğimiz Merkür ya din içerisinde. Evet, bildiğimiz Merkür. Ne kadar sürecek? 3 hafta. 3 hafta yani. Merkür'den korkardık. Şimdi Merkür'e yani böyle alıştık. 21, ya böyle 18-20, 21 Ekim'e kadar Ekim'e kadar bir 3 hafta sürecek. Evet, sürecek hani. O yüzden de hani 25 Eylül'e kadar alınacak olan imza, yani atılması gereken imzaları atsınlar. Alınması gereken elektronik aletler varsa alsınlar. Önemli iş anlaşmaları varsa halletsinler. Yeni işleri hani hemen hızlı işte 20 yani böyle 22-23 Eylül'e kadar halletmekte fayda var. Peki yeni bir şey başlamayacağız o zaman. Şimdi o zaman spesifik şeylerim var, sorularım var. Mesela bağışıklığı en düşük burç denen bir şey var. Yok, öyle bir şey söyleyemeyiz. Hele hele bu dönemde beni öldürsen öyle bir şey söylemem zaten. Hani toplumda bir infial yaratmamak adına. O zaman çapkın burç diye de bir şey yok, var mı? Ya aslında yok ama. Ama. böyle. yani şöyle. Şimdi biz ilişkiler, şimdi çapkınlık ilişkiyle alakalı bir şey. Şimdi biz ilişkilerle ilgili her zaman Venüs'ü konuşuruz. Venüs ve Mars'ı konuşuruz mesela. Şimdi çok kafa karıştırmıyorum. Atıyorum Venüs'ü, Mars'ı, ikizler, yayda olanlar daha çapkın olabiliyorlar hayatta. Ama genel anlamda çapkınlık hani birazcık daha böyle ikizlerle, yaylarla ilişkilendirebiliriz. Hani, hani illa yapacaksak. Hani illa istiyorsanız size böyle bir hani öyle bir hangi şey hangi burçlar evlenmeli ya da evlenmemeli öyle bir şey var mı? Çok güzel. 2021'de mi 2022'de mi yoksa genel anlamda mı? Genel anlamda o zaman yakın 2021-22'yi de söyle genel anlamda söyle. Şurada 3 ay kaldı şimdi, evlenecek halin yok. Ya, belli olmaz. Ya, bak, Yıldırım aşkı ya ne kadar pesimistsin ya. Çok ya. Bir şey, aşka Yıldırım aşkı dedi bak. Ya bir şey söyleyeceğim ya birinin ilişkisi var.
vardır. Son 3 aydır evlenir gider gider yani ne olacak? Ha, olabilir diyorsun. Yani niye olmasın? Aa, bu ne ya? Benim için değil hayatım. Vazgeçmişsin. Ben evlenmeyi düşünmüyorum ya. Ben Murat için konuşuyoruz bütün bunları. Ya geç beni. Evet. Benim aşkım belli. Ben koç. Oğlum. Koç. Başak. Akrep. Ne? Koç yani. Yükselen Başak. Ayım Akrep. Tam kontrol. Freak. Aynen, her şey. Aynen. Her şey kontrol altında. Aynen öyle. Şimdi şöyle evlilikle alakalı özellikle bu dönemde... evlenmesi gerekenleri mi söylüyorsun evlenmemesi? Mesela hangiler daha şanslı evlilikle ilgili konularda? Peki. Mesela yükselen aslanlar, yükselen başaklar, başaklar aslanlar. Bunlar bu senenin sonu ve önümüzdeki sene evlilikle ilgili daha şanslı burçlar olacak. Tamam. Çünkü hem Jüpiter hem Satürn evlilikle ilgili alanlarını tetikleyeceği için evlilik için şanslı ama... Hani kimler evlenmek için astrolojik olarak daha uygun? Şimdi evlenmek ev, yuva, aile hani sembolizm olarak bakarsak eğer tabii ki Yengeç Burcu karşımıza çıkıyor. Başak Burcu karşımıza çıkıyor. Hani evliliğe daha yatkın, daha uygun olduğunu düşünebiliriz. Ama tabii ki bir doğum haritası var ve o doğum haritasında atıyorum yani her Başak evlenecek. Mesela çapkın Yengeç yok mudur? Yani dünyayı parmağında oynatan yengeçler biliyorum yani çapkınlık konusunda. Herkesin bir doğum haritası var en nihayetinde. Ve o doğum haritasındaki göstergeler kişinin bir ilişkide ne kadar kolay bağlanabildiğini, bağlanamadığını, kaçıngan bağlandığını vesaire bize onları gösteriyor. Ama bir astrolojik sembolizm açısından bakarsak Yengeç Burcu ve Başak Burcu evle, yuvayla, aileyle, aile kurmakla, çocuklarla, bağ kurmakla, hizmet vermekle daha ilgili olduğu için... Biz Yengeç ve Başak'ı evlilikle ilgili daha uygun olduğunu sembolizm olarak konuşuruz ve söyleriz. Çok enteresan. Peki Dinçer şunu sormak istiyorum. Yani söyleyip de olan videoyu gördük az önce. Olmayanlar yakın da zamanda olmayanlar da var. Yok aynen. Yok onu demiyorum. Ben evet. Yakın zamanda ediyorum. Hani Eylül ayında şu olacak yani hani sel... Yangın, deprem ya da başka bir şey yani Türkiye'de, dünyada böyle spesifik bir şey söyleyebiliyor musun? Söylerim. Şöyle ki şimdi mesela Kasım ayı çok önemli bir ay. Kasım ayı 19 Kasım. Boğa burcunda, verdi. Evet 19 Kasım civarı 19 Kasım artı eksi 5 gün gibi düşünebiliriz bunu. Boğa burcunda bir tutulma meydana gelecek 27 derece Boğa burcunda. Bu derecede Algol dediğimiz gökyüzünün en sert, en zorlu ve en böyle... problemli yıldızı var. Bu yıldız bir kere depremlerle ilişkili. Oh. Bir. İkincisi bu yıldız dünya üzerinde Algol aslında sizin yani şimdi söylediğim vakit daha insanların kulağına tanıdık gelecek. Medusa'nın kesik kafasını gösteriyor. Yere batan sarnıcında da var hatta. Ters olarak duruyor. Bu mesela dünya üzerinde mesela idamlarla ilişkili konuları çok gündeme getirebilir. Öyle mi? Dünyada özellikle. Dünyada. Evet hani böyle bir durum bu tarz konuları gündeme getirebilir. Bir de tabii Boğa Akrep tutulmalarına giriyoruz arkadaşlar bu arada. Yani Kasım itibariyle 18 ay boyunca Kasım'da, Nisan, Mayıs'ta, önümüzdeki sene Ekim, Kasım'da tutulmalar artık Boğa ve Akrep burçlarında gerçekleşecek. Önemli. Yani şimdiye kadar hep kötü şeyler mi çağrıştırıyor bu tutulmalar bu burçlarda olunca değil. Tutulma mevcut meseleyi. Böyle tabak gibi ortaya çıkartır. Koyuyor, değil mi? Evet yani kaçamazsın tutulmanın meselesi budur çünkü. Tutulmalara Boğa Akrep de meydana geleceği için. Yani Boğa... kendine de ışık tutuyorsun bulunduğun hale ve evet. Değil mi bu kadar basit kaçamıyorsun. Boğa ve Akrep beslenmekle, gıdayla, parasal konularla çok ilgilidir. Bizim bu Kasım itibariyle önümüzdeki 18 aylık süreçte hem kendi ülkemizde hem de dünya üzerinde beslenme konusu, gıda konusu, finansal konular çok önemli olacak. Ben hani bangır bangır 1,5 seneden beri bunu söylüyorum. Bence bütün dünyanın kendi ülkemiz dahil tarımsal alanlara bizim acilen yoğun bir şekilde inmemiz evet. Gerekiyor. Bizi bekleyen bir gıda krizi var. Kuraklık bütün dünyayı bekleyen kuraklık, gıda krizi bunlar çok önemli. Ve boğa hani yerde yetişen ürünleri gösterir. Boğa ve Başak Burcu astrolojide boğa toprak ve toprakta yetişen ürünler demektir. Ve bu tutulmalar özellikle toprakta yetişen ürünler, tahıllar, onlar buğdaylar, başaklar, mısırlar, patatesler. Hani bunlarla ilgili bizim bir sorun yaşayabilme potansiyelimizi gösterir. Hazırlıklı olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ekonomi demiştin. Evet ekonomik anlamda önemli bir kripto paralarla ilgili. Çünkü daha çok yani hani memleketin ekonomik durumundan bahsedersen. Türkiye için mi konuşuyoruz peki? Türkiye'nin ekonomiyle ilgili şöyle 2022'nin sonbaharından sonra özellikle Türkiye ekonomik anlamda inanılmaz güçlü bir şekilde büyümeye başlayacak.
bayağı hem de büyümeye başlayacak. O zamana kadar evet bazı belki tüm ufak dünyanın etkilenmiş olduğu biz de tabii etkileneceğiz ama 2022 sonbahardan sonra ülke ekonomik anlamda çok ciddi bir güçlenmeye doğru gidiyor. Maşallah. Valla ağzından çıkan her bir kelimeye böyle bal damlıyor gibi baktım ben. Ay, ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Nasıl yani? Sormak istediğim olur bir şey var. Şey. Bir dakika bir şey. Benim soruma ben bir cevap alamadım. Bitirmem. Ama uyumsuz burçlar hangileri? Kimsiz? Uyumsuz. Ha ben doyumsuz anladım. Ha bak o da güzel. O da olabilir bak. Uyumsuz burçlar. Doyumsuzu da ekleyelim. Bak aklında ne varsa ağzında da o. Ha, Freud yani bilinçaltı sıçradı şu an. uyumsuz burçlar. Mesela ilişkiler açısından bakıyorsak eğer bunun altında çok basit bir matematiği yani var. Yani asla şununla şu evlenmemeli. Şununla şunun ilişkisi hüsran olur diyebileceğin değil vardır biz, sende. Değil ama biz element uyumuna bakıyoruz. Şimdi ateş, su falan ateş, mı? Hava, toprak ve su arasındaki uyuma bakıyoruz. Şimdi ateşin yanmak için neye ihtiyacı var? Havaya. Demek ki ateş grubu burçlarla hava grubu burçlar uyumlu. Yani koç terazi, koç aslan yay, ateş, kova terazi ikizler, hava bunlar genel anlamda uyumlu. Peki ateşi ne söndürür? Su. Yani koç, aslan ve yay neyle daha zor anlaşır? Su grubu burçlarla balık, yengeç ve akreple mesela. Söndürür. Ya da işte ne söyleyebiliriz başka? Toprağın daha verimli olabilmesi için neye ihtiyacı var? Suya. Demek ki toprak grubu burçlar, boğa, oğlak, başak, su grubu burçlarla balık, yengeç ve akreple daha verimli ilişki kurabilir mesela. Evet. Gibi mesela böyle bakabiliriz buna. Evet, diğerleri yani çok uyumlu olmadığımız bizim şekilde görüldüğü gibi zaten. Evet. Ama en büyük aşklarda her zaman şimdi Murat'ın yapını edeyim. Ondan da uyumsuzluktan doğar. Dinçer Güner gerçekten harikasın. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Yeni programınız da hayırlı olsun. Ben ilk defa geldiğim için benim için yeni sayılır. Evet. Kendinize iyi bakın. Ratinglerin belini kırın. Amin. Ratingler nasıl olacak? Ondan sonra reklam arasında bize biraz anlatsana. Tamam. Daha iyi olur.